sonra bu tür iş forumlarında girdik ve dağılmayı planlıyorduk ki bir haber geldi. Sayın Vedat Biraz, hepimiz çok mutlu olduk. Ve ertesi günkü toplantıya hem iki eserlerde olmak üzere mallarını Sudanistan gümrüklerinde beklemeyecek. Sayın Bakan, bugünden itibaren bu sorunlar bitecek diye evet cevabı. Ben bu kadar gelişmenin, güzel gelişmenin olduğu yerde emeği geçen herkes... Yaklaşık iki ay önce Riyad'da Sayın Bakanımızla beraber yine Yatırım Bakanımızın ev sahipliğinde bizi misafir ettiler Riyad'da. Biz yaklaşık 4 gün kaldık ve 4 gün boyunca çok yakın ilgilendiler bizimle. Ülkede kendi evimizdeymişiz gibi hissettik ve çok üst düzey bir misafirperverlik gösterildi. Biz de aynı şekilde gelen heyeti misafir etmeye çalıştık. Umarız siz de kendi evinizde hissediyorsunuzdur Sayın Suudi Arabistan'ın misafirlerimiz. Hepimizin bildiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Veliaht Prens her iki ülkenin liderliğinin geniş bir vizyonu var. Bu vizyon birçok alanda işbirliğini geliştirmeyi, birçok alanda yatırımlar alanında, kültürel alanda, sosyal alanlarda dostlarımızla bu alanlarda kendilerine fırsatları bulacaklardır. Ben tekrar iki her seviyede çalışanı, mavi yaka, teknik personel, mühendis, üst düzey yönetici hepsini bulabiliyorsunuz. Your Excellency, is a key component of an ongoing effort to exponentially ahead of us, and I agree with the children matter around the world for us to collaborate and combine. Özellikle gıda tedariki ahi ve sadiki el aziz el fali. Ekonomiyi zorlayan tehditleri bertaraf etmek üzere. Biliyorsunuz geçen yıl 20 Aralık'ta Türkiye proaktif bir yaklaşımla devreye aldığımız kur koruma ve ihracat öncelikli politikalarımız ekonomi tam 12 çeyrekten bu yana artıyor. Büyümedeki iç hem de dış piyasalarda kira sertifikası yani beraberinde getiriyor. Geride bıraktığımız yıl için ihraçlarımıza yatırımcılardan çok güçlü bir talep değişim alanlarından birisi finans sektörü olduğuna alanımızdaki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum. والله المؤتمر طبعا تعاون بين الحكومه السعوديه والحكومه التركيه وبقياده الوزير الاستثمار الدكتور خالد عبد العزيز الفالح وبصراحه المؤتمر مثمر وفي فرص استثماريه للبلدين والمستثمرين القطاع الخاص زينا الفرص متاحه لهم وباذن الله انه مثمر وجدوته واضحه وان شاء الله فيها الخير للجميع باذن الله. يعني اليوم منتدى الاعمال والاستثمار التركي السعودي هو ياتي بعد فتره ومرحله جديده في العلاقات التركيه السعوديه، هناك زياره تاريخيه قام بها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الى انقره في يونيو حزيران الماضي، هي فتحت الطريق امام استثمارات ومرحله جديده في العلاقات الاقتصاديه ما بين البلدين. ايضا لاحظنا خلال الشهرين الماضيين كان هناك زيارات متتاليه من قبل كبار المسؤولين الاتراك وعلى راسهم وزير الاستثمار وايضا خالد الفالح الذي موجود اليوم حاليا هنا في تركيا وتحدث عن اهميه الاستثمار وخاصه ما بين المملكه وتركيا. انا اتصور اعتقد هذا المنتدى سوف يكون هو فاتحه لمرحله جديده في العلاقات الاقتصاديه ما بين البلدين. الجميع هنا تحدث عن ان قيمه الاستثمارات ما بين السعوديه ليست على المستوى المطلوب خلال العامين الماضيين كان هناك حاله من الركود. تركيا سعودي عربستان إيش في يترم فورم için bir aradayız. Ticaretimiz var tabii ki iki ülke arasında. Geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde maalesef gerileyen ama bu yılı yaklaşık 5 milyar dolarla kapatacağımız, kısa vadede 10 milyar, daha sonrasında da 30 milyarları konuştuğumuz bir ticaret hedefimiz var. Ticaret yeterli değil, yatırımlar öncelikli bundan sonraki sürecin içerisinde. Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapmak istediği alanlar var. Mevcut 11 milyar dolar civarında yatırımına ilave olarak. Bunlar enerji, sağlık,
gıda, tarım, dijital teknolojiler, finans ve savunma alanının öncelikli olduğunu gördüğümüz alanlar. Son olarak Türk